Teşekkür ederim. Allah Allah. Yok adam. Nereye gitmiş olabilir ki? Ay ne bileyim evladım. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki adam. Tamam, tamam Selim amca. Selim amcaları da gitmemiş. Kahvede de yok. Sakın kendine bir şey yapmış olmasın bu adam. Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz anne? Meyhaneye gitmiştir. Hüseyin hep böyle durumlarda meyhaneye gider. Anne sen çok konuşma. Git çay may yap hadi, bir şey yap. Aman tamam, gidiyor. Kadınlara hiç söz hakkı yok zaten bu ülkede. Hüseyinler ülkesi, ne olacak? Hadi, hadi kırıldanma. İşte geldi, panik yapmaya gerek yokmuş. Yok abiciğim, yok, yok, yok. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Ta boğaza kadar yürüdüm, orada da yok. Balık tutanlara bile baktım abiciğim. Allah Allah. Belki bilardo oynamaya gitmiştir. Ne bilardosu oğlum? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bizim okulda dersten kaçanlar oraya gidiyordu o bakımdan. Kim gidiyor? Ben değil baba, üst sınıflar. Belki dedem de evden kaçıp bilardo oynamaya gitmiştir. Olabilir abiciğim. Biz de giderdik. Saçmalamayın ya. Koca adamın ne işi var bilardoda? Öyle değil mi baba? Semih Saygıner de çok büyük bir adam. Ay kesin kendine bir şey yaptı bu adam. Yok Hüseyin teyze, Allah korusun. Yok canım. Geldi. Bak, geldi. Kemal amca. Kemal amca nerede kaldınız ya? Baba. Neredeydiniz? Kemal Bey nerelerdeydiniz? Öldük meraktan. Made in Turkey. Baba. Sen karışma hadi. Odana hadi. Hadi. Ay, üzülmeyin bu kadar canım. Dünyanın sonu gelmedi ya. Evet baba, bence de. Bir kere siz üzerinize düşeni yaptınız. Evet Kemal amca. Bence siz kaybetmediniz. İstanbul kaybetti. Doğru. Bırakın İstanbul ağlasın. Q. Koskoca İstanbul'da iki o. Yani 15 milyonluk şehirde sadece iki o. Allah'tan ben de vermişim de iki oy olmuş babacığım. Evet Kemal amca, ben de size verdim. Demek ki o iki oy Haluk'la benimmiş. Olamaz. Oylardan birini ben verdim. Seçime ile karıştırıldı. Evet,
Seçime iğne karıştırıldı. Bırakın artık şu seçimi. Bırakmam. Belki de bu Selami yanlışlıkla başka yere basmıştır. Görmez gözleri. Olabilir tabii ki amca. Yanlışlıkla bastık. Öyle mi dersiniz? Tabii öyle olmuştur. Tabii ya. Başka ne olabilir ki Kemal amca? Yanlışlık işte. Aa, sayın başkanım geldiniz mi? Biz de sizi merak etmiştik. Buyurun çayınızı. Sağ ol Emine kızım. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ben de seçim günü oyumu bağımsız aday Kemal'e dam diye vurdum ama olmadı işte. Heh. Sen de mi oyunu bana verdin? Tabii. Çok zor durumdayım Engin. Konuşun Selçuk Bey, dökün içinizi. Yoksa saçınıza mı üzülüyorsunuz? Hayır. Yakında evleneceğim Engin. Bunda üzülecek ne var ki Selçuk Bey? Engin, evleneceğim diyorum sana. Allah tamam neredesin işte efendim? Evleneceğim de nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Yapmayın efendim, siz koskoca müdürsünüz. Öyle deme Engin, bu nafaka beni çok üzüyor. Nafaka mı? Evet, eski karım benden çok para alıyor. Ne yapıp edip bu nafakadan kurtulmam lazım. Hay Allah, ne yapsak acaba? Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ama bir an evvel bir şeyler yapmak şart. İçime doğuyor, bugünlerde Altılı'yı yakalayabiliriz Şükrü. Vallahi benim de içime doğuyor abi, kesin yakalarız. Şans bir kere de bize gülsün be oğlum. Evet abi, ama işimizi şansa bırakmayalım. Sonra tutursak parayı ne yapacağız, onu da konuşalım. Nasıl yani? Yani bugün yarın yakaladık Altılı'yı. Mesela 1 milyar kazandık. Ne yapacağız parayı? Saçmalama Şükrü. Bunu o zaman düşünürüz. Hayır abi, panik yapmayalım yani. Bir planımız olsun. Hiç Şükrü hiç. Fazla konuşma. İçelim abi. Hadi Kemal Bey, hadi evimize gidelim. Üstünüzü başınızı değiştirin, rahatlayın biraz hadi. Peki ama yani siz üçünüz bana oy verdiyseniz... ben de verdim. Sandıktan 4 oy çıkması lazım. Geçersiz oyları da dikkate almak gerekir. Nasıl? Hata yapmış olabiliriz Kemal amca. Tabii, seçmen hata yapmış. Tabii canım, yanlış vermişizdir. Hadi iyi akşamlar çocuklar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar babacığım. Sıkmayın canınıza. Lan Kerem, senin yüzünden. Sen niye yalan söyledin abiciğim? Ben mecburum oğlum. Kayınpederime ne deseydim? Babacığım ben size oy vermedim mi deseydim? Peki ben ne deseydim abicim? Vermedim mi deseydim? Allah Allah. Kusura kalmayın ama ben de diyemezdim. Sen de mi vermedin? Vermedim. Şuraya bak ya, şuraya bak ya. Anne şu halime bak ya. Sen asıl bana bak. Yok 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 yok. Bu akşam kesin diyete başlıyoruz. Ay başlayalım çocuğum. Ay ne bu böyle? Baksana kaç kilo oldum bilemiyorum yani. Ah ya ben ne yapayım yavrum? Şu halime bak ya. Top gibi oldu göbeğim. Bu akşamdan itibaren sadece sebze yiyoruz. Öyle yemek falan yapmak yok anne ya. Benim için fark etmez yavrum. Ama Selami ne yapacak? Aa, ne demek ne yapacak? O da haşlanmış sebze yiyecek anneciğim. Yer mi? Aa, yiyecek tabii. Hem de bal gibi yiyecek. Ay biz burada diyet yaparken o da karşımıza geçip İskender yiyecek hali yok herhalde. Diyet işi ekip işi. Oo, çok geç olmuş abicim ya. Ben gidiyorum. Gönül bekler abicim. Çok acıktım ben ya. Oğlum otur şuraya ya. Şurada ne güzel beraber yeriz. Olmaz abicim, olmaz ya. Merak eder şimdi Gönül beni. Hemen dönerim dedim. Çok fazla geç kalmam dedim. Çok acıktım. Fil gibi acıktım ben abicim. Light erkeksin oğlum. Dominant teyze izin vermez zaten sana. I love my wife, okay? Ben karımı seviyorum abicim. Şimdi karım bana ne güzel şeyler yapmıştım. Zeytinyağlılar, pilavlar, dolmalar, ooo! Ben biliyorum abi, biliyorum. Biraz Brüksel lahana saçlayalım, biraz da brokoli yapalım, tamamdır. Tabii abi, hem ben çok severim lahanayı. Ben de. Selami sever mi? Selami sevmez anne. Hem de nefret eder. Ama biz diyet yapıyorsak o da yapacak. Yaran ağır bir şey yok. Köpeğim beni kurtardı. Baba! Şu senin köstekli saate bakalım mı? Hangi saatten bahsediyorsun oğlum? Hani şu eski köstekli saat var ya. O baba. Bugün Burak aynısını okula getirdi de babasınınmış.
Oğlum çıkarttırma şimdi. Kaybolur, maybolur. Biraz bakarız. Merak etme, bir şey olmaz. Kaybolmaz. Tövbe tövbe. Oğlum nereden aklına geldi şimdi senin? İyi hadi bakalım. Oğlum dur. Bence yapılacak şey çok basit Selçuk Bey. Nedir Engin? Sizin karınızı evlendirmek. Evlendirmek mi? Karıma mı? Evet. Evlenince sizden nafaka almaz, kocasından alır. Saçmalama Engin, kim evlenir onunla? Öyle demeyin Selçuk Bey, bulunur elbette biri. Doğru söylüyorsun. Buldum. Kim? Sen. Ne? Olmaz. Ben olmam. Olur. Bal gibi olur. Olmaz. Dünyada olmaz. Kim olacak o zaman? Buluruz elbet canım birini. Öyle buluruz demek kolay mı Engin? Nasıl diyeceğiz elin adamına gel benim eski karımla evlen diye? Olmaz öyle şey. Şu kapıdan ilk girene teklif edelim Selçuk Bey. Olur mu canım öyle şey? Olur tabii. Kısmet bu işler. Vallahi ben ilk girene söylüyorum. Kimse gelmiyor. Gelecek elbet. Vay be! Amma güzelmiş ha. Çok güzel değil mi? Çok, hem de çok güzel. Baba sen bunu nereden aldın? Dedem verdi. Ona da babası vermiş. Ta ne zaman? Sofra hazır Haluk Bey. Çok değerli bu saat. Kaç para verirler bu saate? Vallahi bilmiyorum. Ama şimdi satmaya kalksam... havada kaparlar. Çok para verirler, acayip. Bu saatte mi çok para verirler? Evet. Yok canım, benim babamın da vardı. Sattık ama... hiç para etmedi. Aslında biz satmayacaktık ama Hüseyin sattırdı zorla. Hüseyin işte. Tek eli versinler anında satar vallahi. Emine sen ne anlarsın saatten maddeden. Hadi git işine bak hadi. Aman tamam ben gidiyorum zaten. Hadi siz sofraya oturun. Bence sepet yapalım abi. Paranın bir kısmıyla döviz alalım. Bir kısmıyla hazine bonosu. Bir kısmıyla da borsaya girelim. İçelim Şükrü. Sepete içelim. İçelim abi. Karamürsel sepetine içelim. Öyle acıktım ki hayatım anlatamam yani. Yemekte ne var? Brüksel'le anası haşlanmış. Peki ama ben ne yiyeceğim? Ne demek ne yiyeceğim? Sen de bunu yiyeceksin Selami. Ama hayatım. Konuşma Selami. Diyet yapıyoruz. Hem bak ne güzel olmuş. Mis gibi maşallah. Ama ben lahanadan nefret ederim anneciğim. Sus Selami. Yemekten nefret edilir mi evladım? Ama onlar da benden nefret ediyorlar. Baksanıza nasıl bakıyorlar bana. Sebze gibisi yok vallahi. Lif hayatım ye. İnsanın günde bilmem ne kadar life ihtiyacı varmış biliyor musun? Tamam tamam. Yapma ya. Ah, şu saati bir okula götürebilseydim. Kenarlarına bak, ne güzel değil mi? Evet, evet, güzel. Durağın bütün havası söner. Ama babam izin vermez ki. Hadi bakalım, kaldıralım da bir şey olmasın. Değerli bir şey bu, hadi. Sofraya yemek hazır. Abla. Çok sıkılıyorum. Neden sıkılıyorsun? Bilmiyorum baba, çok mutsuzum. Göbeğin açık ya, ondan mutsuzsun. Aman baba ya, ne alakası var? Tabii. Göbeğin açık, üşütüyorsun, ondan sonra da mutsuz oluyorsun.
Sen hiç göbeği açık, mutlu bir insan gördün mü? Hayır baba, ondan değil. Neden peki? Bilmiyorum. Ana. Vallahi bu kızları anlamak zor baba. Ben anlamam öyle sıkıldım Feren. Versin şimdi beş kardeşi. Sen de. Oynama onunla, kaldır. Sofraya. O göbeğini de örteceksin. İyice Hintli kesildiniz başıma. İnşallah erkeklerde de moda olmaz. Yani göbek olayı. Olur mu oğlum öyle şey? Manikür pedikür yaptırıyorlar ya. Bunu da yaparlar. Metroseksüeller yani. Günaydın. Ne oldu abicim? Moda bu, moda. Oğlum, erkek adam böyle şeyler giyer mi? Şuraya bak, göbek mebek açık. Ben metroseksüelim abicim. Hayır, sen light bir erkeksin. Light'sın oğlum sen. Moda abicim bu, moda moda. Hadi sen de giy, geri kapalı. İndir elini ayağına. Değiştir artık şu kıyafetini abicim ya. Oğlum yürü git hadi. Allah Allah. Yürü git hadi, yürü masana git. Sen zaten hiçbir zaman uyuyamayacaksın modaya abicim. Evet, vallahi bak elimin tersiyle vururum ha. Olur mu öyle saçma sapan şey? Tövbe tövbe yarabbim. Hadi sofraya. Hadi bakalım. Hadi. Ben tokum. Ben anlamam öyle tokum mokum. Sofraya dedim sofraya hadi. Hadi abla geç. Biraz da orada sıkılırsın. Sen karışma avuç. Feminist. Avuç. Feminist. Avuç. Feminist. Kesin. Sofraya. Bu akşam burada hayırlı bir iş için bulunuyoruz İsmail Bey. Uy, sayın bir de yumuşam. Evet, çok hayırlı bir iş. Lafı fazla uzatmayalım İsmail Bey. Uzatmayalım değil mi Selçuk Bey? Zaten şu anda uzatıyorsun lafı Engin. O zaman ben hemen konuya gireyim isterseniz Selçuk Bey. İsmail Bey, bir kadın var. Güzel mi güzel? Olgun, dolgun. Ve sizinle evlenmek istiyorum. Ne diyor Şam? Doğru mudur da? Evet doğru. Evlenmek istiyor. Yalnız baştan belirteyim. Kadının niyeti çok ciddi. Ben de ciddiyim de. Valla bizim işimiz ikinizi bir araya getirmek. Artık gerisi size kalmış. Evet. Bu durumda ben Kofi Annan oluyorum. Selçuk Bey de De Soto. Tabii eğer isterseniz her iki tarafta görüşmelere temsilci gönderebilir. Engin. Sustum efendim. Uşam. Ha bu işte ben hiçbir şey anlamadım. Bu hatunla ben mi evleniyorum, Kofi Annan mı evleniyor? Ha bunu bir söyleyin bu adam. Özür dilerim efendim. Ben olayı gereksiz yere uluslararası bir platforma taşıdım. Affedersiniz. Değil mi Selami? Evet hayatım, çok lezzetli. Sevdiğine çok memnun oldum Selami. Çünkü 21 gün bunlardan yiyeceğiz. 21 gün mü? Evet, 21 gün devam edersen çok kilo veriliyormuş. Ama hayatım, ben niye kilo veriyorum ki? Selami, hayatım, diyet işi ekip işidir. Evde bir kişi bozdu mu o evde diyet falan yapılmaz. Kesinlikle katılıyorum. Yapmayın ya, bu... Folklor değil ki ekip işi olsun. Bırak çatalı Selami. Tutuşalım el ele. Bırak. Bırak diyorum. Tutuşalım el ele ve bu diyeti bozmayacağımıza hep beraber söz verelim. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Ya abi, şimdi bize para çıkacak ya. Bize çıkacak paradan da sıfır atılacak mı? Ne diyorsun sen Şükrü? Hayır abi. Eğer sıfır atılacaksa perişan oluruz. Sahi mi? Evet abi.
Düşün. 1 milyar çıksa, 6 sıfır atılsa geriye 1000 lira kalır. Yapma ya. Evet abi. İçelim Şükrü. İçelim abi. Giden sıfırlara içelim. Bize gelmeden gidiyor be. Kızım amma ufuldadın pufuldadın ya. Yok piş baba, vallahi oflamıyorum. Annen yok diye mi? Hayır. Yok baba, annem buradayken de bu böyleydi. Sen karışma avuç. Ergenlik baba, kızımız büyüyor ya, o bakımdan. Avuç. Ana. Kızım mı var, derdim var vallahi. Sen çok konuşma yemeğini ye. Bak baba, mesela ben hiç sıkılmıyorum. Sıkılmayacaksın tabii. Ne var sıkılacak? Bak yemek var, televizyon var. Kadınları anlamak zor baba. Ne zaman tanışıyorum bu hatunla uşaklarım? Ne zaman? Ne bileyim ben? Yarın. Yarın mı? Evet Selçuk Bey. Daha haberi yok. Merak etmeyin, hallederiz. Nasıl? Bilmiyorum. Kızım neyin var senin? Vallahi bir şeyim yok. Hayır yani derslerin mi kötü? Ya derslerim iyi de okula gitmek istemiyorum. Anam neden? Bilmiyorum, bir nedeni yok. Bu çocuklara rahat batıyor. Ah be! Şunu bir okula götürebilsem var ya. Peki ben yarın sinemaya gidebilir miyim? İyi olacak mı sinemaya gitmen? Evet. Peki dersler ne olacak? Okuldan sonra giderim. İyi tamam, peki. Git bakalım. Hayatım, bir çay içelim bari. Olmaz. Evet, olmaz. Neden? Şimdi çay içersek benim canım tatlı ister. Aa, benim de. Öyle çayın yanına bir şey lazım. Kuru kuru gitmez. İçmeyelim. Evet, içmeyelim. Yani çay da mı içmeyeceğiz? Evet hayatım, unutma, söz verdim. Hem de el ele tutuştum. Ama istersen Çin çayı içebiliriz. Çin çayı mı? İyi ki paramız yok be abi. Doğru söylüyorsun be Şükrü. Sıfırla katılınca milletin elinde para kalmayacak. Bizim gibi olacaklar. Ah ah! O paralar bizde olacak. Ne biçim kullanırız değil mi abi? Ama merak etme. Para çıkınca çarçur etmeyiz abicim. En iyi şekilde değerlendiririz. Helal olsun abime benim. Eko Diyalog programına katılacak adamsın be. Yarasın. Sana da. Geç oldu, artık ben de yatayım. Hadi geç yat, hadi. Dolaşma ortalarda, hadi. Ulan ne zor işmiş be çocuk büyütmek. Yakında bu da ergenliğe girecek. Vay be. Çocuklar büyüdü, dertleri de büyüdü. Anne de yok ki başlarında. Kadın Amerikalarda geziyor. Tamam uşaklar. Ben hazırım da yarışıyor hatunla tanışalım. Siz o işi oldu bilin İsmail Bey. Biz yarın için kendisinden bir randevu alıp size dönelim. Dönelim. Ya istemezse? Gönül Hanım söylerse reddetmez. Yoksa sizi de beni de dinlemez. Zaten beni hiç dinlemez. Bizi boşayan hakimi bile dinlememişti.
Yok, kesinlikle bu çay çok daha güzel. Bayılıyorum zaten bu çaya ben. Sen nasıl buldun hayatım? Çok güzel hayatım. Süper, süper. Boşuna bu Çinlilere süper güç olacaklar demiyorlar demek ki. Bu Çinliler, bu çayla süper güç olsunlar var ya, ben adımı değiştireceğim. Nüfus kağıdına light erkek yazdıracağım. İğrenç ya. Süper, süper. Aa, kapı. Hayırdır inşallah. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aa, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk canım. Ay, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Geçiyorduk da Kemal bir uğrayalım diye tutturdu. Olsun, olsun. Buyurun. Biz de tam Çin çayı içiyorduk. Süper, süper. Süper. Ben süper istemem. Benimki kurşunsuz olsun. Zahmet etmeyin, biz fazla kalmayacağız zaten. Aa, olur mu öyle şey canım? Dünyada bırakmayız. Hayır, yani seçim sonuçları üzerine konuşmak istemiştim de ben onun için gelmiştik. Mahsuru yoksa sorabilir miyim? Oyunuzu kime verdiniz? Evet. Buyurun, ayakta kaldınız. İsterseniz orada konuşalım. Öf. Nedir bu çocuğun derdi ya? Ya da bir derdi var mı? Benim bilmediğim bir şey mi? Yoksa garip arkadaşlar mı edindi kendine? Ana! Kızım siz buradan bu saatte... Biz çok mutsuzuz ve çok sıkılıyoruz. Yapma güzel kızım. Sizin şimdi okulda olmanız lazım. Biz okula gitmiyoruz. Orada çok mutsuz oluyoruz. Evet. Çocuklar yapmayın. Hadi okula. Hadi. Uf, okula mukula gitmiyoruz biz. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Kalkın kızlar. Ana! Kızım elden gidiyor. Evet. Canım bunda çekinecek bir şey yok. Söyleyin bakalım oyunuzu kime verdiniz? Ben size verdim Kemal amca. Ne? Ben de size verdim. Olamaz. Gördün mü Müzeyyen Hanım? Herkes oyunu bana vermiş. Yani kesin bu işin içinde bir iş var. Evet, yarın sabah erkenden kalkıp Yüksek Seçim Kurulu'na gidip itiraz edeceğim. Benim başkan olmam engellenemez. 05 Müzeyyen ve muhalefet arkadaşları. Ben Çin çayı alayım. Ben getireyim size. Evet, tabii bakın. Ben de yardım edeyim arkadaşlar. Bütün notlarıma bakın. Evet, yaptığım istatistiklere göre benim %80'in üstünde oy almam lazım. Yani kesinlikle. Ben bu saati alayım. Akşama getiririm nasıl olsa. Hazır mısınız? Nasıl kızım? Sıkıntın geçti mi? Geçmiyor baba, geçmiyor. Patlıyorum. Her gün okul, her gün okul. Öyle. Bir süre böyle her gün okul, her gün okul. Ondan sonra her gün iş, her gün iş. Hadi, hadi. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Yasemin, çabuk bana iki tane kavurmalı, iki tane sucuklu, iki tane de sosisli sandviç söyle hadi. Misafiriniz mi gelecek Selam Bey? Hayır Yasemin, hepsini ben yiyeceğim. Cidden mi? Evet, çok ciddiyim.
Yerken de çok ciddi olacağım. Söyle, söyle, 6 tane söyle. Yanına da şöyle kocaman büyükçe bir bardak çay söyle. Çin çayı içmekten gözlerim çekildi ya. Alo. Merhaba. Hemen veriyorum. Gönül Hanım arıyor. Bağla. Efendim hayatım? Sakın bir şey yiyeyim deme. Ekibi bozma, sakın. Ama hayatım. Ama hayatım filan deme. Söz verdin bana. Beni bu zor günlerimde yalnız bırakma. Git oradan aldır kepekli kraker filan onları ye. Kepekli mi? Evet. Ama hayatım. Selami. Tamam hayatım. Yasemin. Sandviçleri iptal et. Ne oldu Selami? Sen de mi ergenlik bunalımındasın? Yok bir şey. Ne oldu? Yok bir şey abicim. Bana bak, Duygu gibi konuşma, bana cevap ver. Zaten çocuklarımı dövemiyorum, bütün hırsımı senden alırım ha. Abicim, Gönül'le kayınvaliden beni zorla diyete soktular. Diyet mi? Evet. Oğlum diyorum ya, sen light bir erkeksin. Sen yakında bacaklarını ağda da yaptırırsın. Merhaba, nasılsınız? Gönül Hanım, size işimiz düştü. Ha, tabii Selçuk Bey, buyurun. Gönül işi Gönülcüğüm. Yani senin adın da Gönül ya, o bakımdan çağrışım yaptı. Gir, sulandırın onu. Tamam efendim, hemen konuya giriyorum. Gireyim mi? Gir. Gönülcüğüm, şimdi biz ani bir toplantı yaptık ve Selçuk Bey'in karısını evlendirmeye karar verdik. Anlamadım. Ne biçim laf o Engin? Yani Selçuk Bey'in eski karısını evlendirmeye karar verdik. Tabii Allah'ın izni, peygamberin kavli. Gönül Hanım, olay benim eski karımla ilgili. Şimdi biliyorsunuz, yıllardır ben buna nafaka ödüyorum. Evet. Yasemin, oradan bol tereyağlı tost söylesene, yiyelim şöyle güzelce. Yiyemem abicim, yiyemem, anlamıyor musun? Söz verdim. Böyle el ele tutuştuk, söz dedik. Oğlum bak, sen gelip kan testi yaptırsan bazı değerlerin yüksek çıkabilir. Ama bazıları da acayip düşük çıkacak. Ne diyorsun sen abicim ya? Ne diyorsun? Senin karnında erkeklik oranı düşük diyorum. Kılıbıklık oranın limitlerin üzerinde çıkar. Kılıbıklıktan öleceksin be. Sen çok yaşamazsın. Sen karışma abicim, tamam mı? Sen karışma. Uşaklar! Sonunda buldum uşaklar. Ben evleniyorum da. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hatun beni tanıyormuş. Hasta olmuş, bana telefon etmiş. Ama bir bakacağım onu da. Size hasta olmuş. Evet uşağım. Ha. Bilmem ki, ben becerebilir miyim? Yok bir şey canım, biz çağırdık, geliyor zaten. Siz bir ön giriş yaparsanız biz de konuya gireriz. Gönülcüğüm, hayırlı iştir o bakımdan yani. Malum Selçuk Bey'i evlendiriyoruz. Yazıktır, kadın dardan çıkartıverelim ha. Kimle evlendiriyoruz, ben tanıyor muyum? Tabii tanıyorsunuz. Pırlanta gibi bir insan Gönülcüğüm. Kim? İsmail Bey. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Kusura bakmayın, ben bu işte yokum. Ne oldu Müzeyyen teyze? Kemal Bey'in durumuna çok üzülüyorum Emine. Neden? Neden olacak? Kimse oy vermemiş. Kimse de bir şey söylemiyor. Adam hala hayaller peşinde koşuyor. Ne yalan söyleyeyim. Ben de vermedim ama ona söyleyemedim işte. Keşke vermedim deseydin be evladım. Keşke doğruyu söyleseydin. Öyle demeyin Müzeyyen teyze. Verdim demek daha kolay. İyi günler çocuklar. Hoş geldin Kemal amca. Baba hayırdır? Çok önemli bir araştırma yapıyorum da onun için geldim. İsmail Bey, size bir şey sorabilir miyim? Sor Kemal amca, sor. Bugün benim en mutlu günümdür da ne dilersen onu sorma. Güzel. Söyle bakalım, bu belediye başkanlığı seçiminde sen kime oy verdin? Kime verdim ya? Kime? Kime olacak Kemal amca? Tabii ki sana verdim de. Güzel. Yasemin kızım sen? Ana. Eyvah. Ben de size verdim Kemal amca. Güzel. Çaylar! Ha Hüseyin,
Gel bakalım. Sen kime oy verdin? İşe. Kekelemeden bir defa da cevap ver. Sana Kemal amca. Heh, güzel. Bak damat. Çok büyük bir skandalı ortaya çıkarıyorum. Yaptığım araştırmaya göre seçmenin %80'i bana oy vermiş. Ama sandıktan çıkan oy sayısı 2. Bunun hesabını soracağım. Ne yapacaksınız Müzeyyen teyze? Herkesle tek tek konuşup onlardan doğruyu söylemelerini isteyeceğim. Vallahi ben de doğruyu söylerim. Ama Hüseyin için söz veremem. Kendisi pek doğru konuşmaz. Vallahi Selçuk Bey, sırf sizin hatırınız için. Yoksa böyle şeyler benim hiç tarzım değil. Sevaptır Gönülcüm, sevap. Ha, bilemiyorum yani, çok zor bir iş. Neyse. Buyurun Gönül Hanım. Neden çağırdınız beni? Ben mi çağırdım? Evet, siz çağırdınız. Ah, evet. Ben çağırdım. Buyurun oturun. Şöyle bir şey içer misiniz? Bir kahve rica ederim. İyi günler. Ha, Meral. Bu son seçimlerde siz kime oy verdiniz? George Bush. George Bush? Yani yaptığım araştırmaya göre benim birinci, George Bush'un da ikinci olması gerekiyor. Neyse, bana müsaade kızım. Gidip Kemal Bey'e belli etmeden insanlarla konuşayım. Oldu Müzeyyen teyze. Benim de işim bitmek üzere zaten. Ben de sonra çıkacağım. Hadi hoşça kal. Buyurun. Yalnız konuşmayı tercih ederim Gönül Hanım. Burada benim göz zevkimi bozan bir manzara var da. Ha, öyle mi? Ben çorak arazileri sevmem de. Ben gideyim. Ben kalayım. Nasıl olsa bende çorak arazi yok. Ben bataklık da sevmem. Bana müsaade. Sizi dinliyorum Gönül Hanım. Nasıl anlatacağım bilemiyorum ama çok hayırlı bir iş, onu söyleyebilirim yani. İlginç. Of ya, nasıl yaparım bu hatayı ben ya? Üzülme canım, babam bir şey demez. Nasıl bir şey demez? Saatini kaybettiğimi öğrenince öldürür beni. Her yere baktın mı? Belki hala oradadır. Baktım, baktım. Hiçbir yerde yok. Kesin bizi yürüttü. Öğretmene söylesek? Sakın ha! Sakın söyleme. Öğretmen öğrenirse babam da öğrenir. Babam öğrenirse de geçici olarak beni servis dışı bırakır. Oh. Ha, ne diyeceğim? Dün gece benim eski saati çıkardım. Ha, şu köstekli olanı mı? Ha. Anısı var oğlum. Hey gidi günler hey. O kadar değerli bir şey mi o ya? Oğlum bak, bazı şeylerin manevi değeri vardır ya, bunun artı maddi değeri de var. Hey. Ben bir saatçi biliyorum. Orada aynısı var. Kim bilir kaç paradır. Evet, pahalıdır yani. Ana, buldum. Ne buldun? Saatin aynısını alacağım. Para? İşe gireceğim. Nerede? Markette. Evlere, arabalara torba taşıyıp para kazanacağım. Ah. Efendim Gönül. Tamam be. Tamam hayatım, hemen çıkıyorum. Yemeğe mi çıkıyoruz? Allah! Ne? İsmail Bey'i de mi alayım? Ana. Hayatım yanlış anlamadın değil mi? Bizim İsmail Bey'den bahsediyorsun. Evet. Hani şu yürüyen mesir macunu yani. Evet Selami. Peki hayatım. Hadi oğlum kalk markete gidelim. Belki beni hemen işe alırlar değil mi? Tamam. Oley be, en sonunda ben de iş adamı olacağım. Ben çıkıyorum abicim. İyi tamam. Selam Yavşam. Ben hazırım da. Gönül, sen İsmail Bey acayip üçlü oldunuz ha. Buyurun İsmail Bey.
Müzeyyen teyze. Aa, anne hayırdır? Hayır çocuğum, hayır. Ama biraz konuşsak iyi olacak. Şey Müzeyyen teyze, biz sıkıyorduk ama... Dur bir dakika Selami. Anneciğim buyurun, buyurun. Fazla sürmez evladım zaten. İki önemli dakika kalsanız buyurun. Yeter. Al bakalım. Bu ne amca? Bahşiş. Böyle bahşiş mi olur amca? 5 torba taşıdım ya. Şuna bak, bahşişi bulmuş da beğenmiyor. Neyse, Allah bereket ver. Sizden tek ricam ona doğruyu söylemeniz. Ne olursunuz. Adam biraz o kadar çok... O kadar çok üzülüyor ki. Kolay bir iş bu biliyorum. Ne olur doğruyu söyleyin lütfen. Yapacağız. Siz hiç merak etmeyin Müzen teyze. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Hadi kolay gelsin. Hoşça kalın. Ben artık hiçbir şeyden zevk almıyorum. Ben de. Ay böyle içim şey oluyor. İnanır mısın? Ben geçen gün sinemaya gittim. Orada bile sıkıldım. Hani alışverişten bile artık zevk almıyorum. Oh. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırsınız? Ben bir tane büyük bir pizza istiyorum. Beyefendi yağsız sossuz bir salata alacak, ben de aynısından. Selami. Siz efendim? Ben ne bulursam geri uşam, fark etmez de. Ay bu çok itici. Uy, içi gitti, içi. Tabii bulmuş muz gibi uşağı da. Tatil gelsin ya. Evet, deniz meniz. Bilmem ki. Of yok yok. Tatilde gelmişsin. Ben denizde de sıkılırım. Bir sürü maganda, güneş sıcak. Of. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyiz baba. Fena değiliz işte. Biraz sıkılıyoruz ama ne yapalım? Olur mu canım? Ne var sıkılacak? Bir kere gençsiniz, güzelsiniz, bütün erkekler peşinizde. Hem sonra bir de... Kalk odaya gidelim. Salata çok güzelmiş değil mi Selami? Evet hayatım çok güzel. Uşağım, bence asıl güzel olan Sevil Hanım'dır da. Teşekkür ederim. Uy, ben sana teşekkür ederim diyen dilini yerim da. Yok yok, itici. Ne konuşuyor bunlar ya? Nedir bunların derdi anlamadım ki. Ah Meltem ah. 40 yılda bir işe yarayacaksın, sen kovboylar gibi dolaşıyorsun. İşte biz de bu yemeği organize ettik ki böyle sizleri tanıştıralım istedik. Değil mi Selami? Evet hayatım. Evet, salata çok güzel. Salata mı? Evet hayatım, çok güzel. Yemin ederim çok güzel yani. Sen tuz falan ver. Bu işler öyle kolay olmaz tabii. Ben zaten zor olan işleri severim de. Benim kendime az Kopenhag kriterlerim vardır. Uy, ben zamanında çok Kopenhagli hatun tanımışım da. Valla zaman içinde birkaç kez buluşalım, görüşelim, tanışalım. Kısmetse olur. Yani doğrusu da o. Değil mi Selami? Evet hayatım, evet. Ben brokoliye bayılırım. Evet. Hadi canım, görüşürüz. Bye bye. Nasılsın kızım? İyiyim.
Neredesin sen? Arkadaşlarla futbol oynuyorduk baba. Bu saatte ne futboluymuş bu? Dersler boştu da ondan. İyi hadi git, elini yüzünü yık, hadi fırla. Hadi 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 hadi. Hadi. Kızım ne oldu? Yanmışım. Var bir şey var. Söyle bakayım ne oldu? Gerçekten yanmışım ama. İçimden geldi. Ya işte böyle. Kızıl ağaç bir taneyi göğe mi vuracaksın? Kızıl ağaç bir taneyi göğe mi vuracaksın? Kız babanın evine daha mı duracaksın? Kız babanın evine daha mı duracaksın? Kiraz çiçek açayı arkiri dalıştına. Kiraz çiçek açayı arkiri dalıştına. Alu gidelim seni kollarımın üstüne. Alu gidelim seni kollarımın üstüne. Tanımaya başladık Gönül Hanım. Ama yani insan evlenmeden önce müstakbel eşinin nasıl türkü söylediğini de bilmeli. Değil mi Selami? Tamam tamam. Biz bir ekibiz. Biz bir ekibiz. Hatta istesek Anadolu Güneşi gibi sahneye bile çıkarız hayatım. Çok seviyorum hayatım ben bu yemekleri. Eyvah. Diyetten şuurunu kaybetti. Yaşasın brokoli kardeşliği! Yaşasın Brüksel lahanaları! Garson hocam, bir viski verir misin de? Ben seni alamadım, param yok idi param. Ben seni alamadım, param yok idi param. Seni benden alana, uy haram olasın aram. Balar mı dini soydum? Balar mı dini soydum? Masa üstüne koydum. Sen ye sevilum sen ye. Ben yemezden de duydum. Ben yemezden de duydum. Sen ye sevilum sen ye. Ben yemezden de duydum. Gölgen yaprak açmadan dibi serin olur mi? Kalk gidelim sevilum. Ev gelin söz olur mu? Ev gelin söz olur mu? Büyüksel lahanalarına laf edecek adamı yaşatma bu lan ben! Dağıtırım ben, dağıtırım. Gel otur yanıma, dizinde son dizime. Öyle bir sarılalım da, yüzünde son yüzüme. Ben gidiyorum. Yüzünde son yüzüme. Durum aynen böyle. Anlıyorum. Özür dilerim. Anlıyorum demeyecektim. Vallahi kusura bakmayın Selçuk Bey. Ben elimden geleni yaptım. Beğenmedi mi?
Aslında ilk başta beğenmişti ama sonradan İsmail Bey sapıtınca... Sapıttı mı? Evet. Bir de üstüne Selami de sapıttı. O da mı alkolden? Hayır, o diyetten. Akşam çok içmişiz uşağım. Evet efendim. Benim masada oturduğumu, senin de salata yediğini hatırlayırım. Ondan başka hiçbir şey hatırlamıyorum uşağım. Ondan sonrasını ben de hatırlamıyorum efendim. Çok zor bir dönemden geçiyorsunuz Haluk Bey. Biliyorum. Ergenlik döneminde çocuklar kimlik arayışına girerler. Yani kendini ve çevresindekileri anlamaya çalışırlar. Ne demek şimdi bu? Kaç yıllık ailesiyiz, yeni mi tanıyor bizi? Şöyle diyelim isterseniz. Bu sürede olaylara farklı yaklaşırlar. Bakış açıları değişiktir. Bu nedenle çok zorlandıkları için neredeyse her şeyle kavga ederler. Bizimki kavga etmiyor. Sıkılıyor. O da aynı şey. Yani bu dönemde sonunun neye varacağını düşünmeden çok ani davranışlarda bulunabilirler. Çabuk sinirlenirler, alaycı olurlar. Herkese, her şeye karşı çıkabilirler. Sert ve alaycı konuşabilirler. Hatta yalan bile söyleyebilirler. Ulan ne zor bir şeymiş bu ergenlik denen şey be. Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Ya, bazen odalarında kapanıp saatlerce çıkmazlar. Bravo. Ben de seni bir şeyden anlamaz sanıyordum. Aferin. Anlıyorum. Da kızıyorsunuz ya, anlıyorum diyemiyorum. Ya bırak laf salatasını da ne yapacağız onu söyle. Beş kardeş işi çözer mi? Bu dönemde anne ve babalar çok dikkatli olmak zorundalar Haluk Bey. Öncelikle bütün bunların bu döneme ait normal davranışlar olduğunu unutmayın. Neresi normal ya? Bu kız böyle değildi. Kızınız değişiyor Haluk Bey. Duyguyu çok dikkatle takip etmeli ve davranışlarındaki değişiklikleri izlemelisiniz. En önemlisi de çok sabırlı olmak zorundasınız. Zaten sabır taşına döndük. Onunla konuşurken bağırmak, çağırmak, azarlamak, emir vermek, bir şeyleri kabul ettirmek yerine sadece iletişim kurmaya çalışmalısınız. Nasıl yani? Yani davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını kendisinin görebilmesini sağlamalısınız. Yani onu anladığınızı, ona destek verdiğinizi göstermelisiniz. Ben gene kimseyi dövemeyeceğim yani. Günaydın. Oğlum şu çocuklar büyüdü, dertleri de büyüdü ha. Ne oldu abicim ya? Keşke Brüksel lahanası gibi hiç büyümeselerdi. Ne? Brüksel lahanası mı? Abicim bana Brüksel lahanasından falan bahsetme, tamam mı? Neyse. Onu diyordum. Eskiden ne rahattı. Alırdık çocuğu kucağımıza, piş 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 iki kere vururduk, gazını çıkarırdık, olur biterdi. Şimdi çocuklarla konuşmak için bir yıl hazırlık okumak gerekiyor. Bu ne ya? Alo alo, orada mısın? Sazlar çalar duymaz mısın? Döktüm ben de kadın ödedim, sen ortamda olmaz mısın? Alo alo, orada mısın? Sazlar çalar. Yakında paradan sıfırlar atılacak ya abi. O sıfırlar atılmadan en iyi şekilde değerlendirelim dedik.
Hadi Şükrü, gidiyoruz abicim. Benim abi. Allah bunlara akıl fikir versin. Ne diyeyim? Abicim acaba bunlar da mı diyet yapmışlar ya? Alo. Bir saniye. Haluk Bey, Emre'nin okulundan arıyorlar. Bağla. Alo. Teşekkür ederim ses. Emre bugün okula gelmedi mi? Ana. Ne oldu abicim? Emre bugün okula hiç gitmemiş. Tamam, teşekkür ederim. Diğeri sıkılır. Ne olacak bu çocukların hali ya? Neredeydin sen? Futbol oynadım baba. Bugün okula gitmemişsin. Dersler boştu baba. Hem beden öğretmeni biliyor. Doğru mu söylüyorsun? Evet. İyi peki. Bak, ablan da geldi. Gel bakalım güzel kızım. Gel. Nasılsın? İyiyim. Konuşmak ister misin? Olur. İyi, tamam. Sen o zaman şöyle geç odana, üstünü başını değiştir. Sonra biz seninle böyle bir baba kız konuşalım. Sen de git elini yüzünü yıka, hadi. Şahane yani bu brokoliler. Sen yeme hayatım. Tamam hayatım, ben yoğurt yiyeyim. Ye. Brokoli Selami'nin beyninde telafisi olmayan hasarlar bırakıyor. Yemesin yavrum, yemesin. Yemesin anne, yoksa müteselsiyle sorumlu oluruz. Aslında tadı hiç de fena değilmiş ha. Olsun, yeme yeme sen. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Merhaba anne. Ne oldu? Damat, sen bana oy vermedin değil mi? Selami de. O da vermedi. Gönül de. Yani hiçbiriniz bana oy vermediniz öyle mi? Dedeciğim üzülme ne olur. Evet dede ya. Peki bir oyu ben kendim verdim. Diğer oyu kim verdi? İşteyse onu söyleyeyim.
Hüseyin Hanım. Kemal Bey. Siz mi verdiniz? Evet Kemal Bey. Verdim. Herkesin kendine göre derdi var ha. Biz çocuktuk. Şimdi kendi çocuklarımızın dertleriyle uğraşıyoruz ha. Vay anasını. Ana! Saat! Saat yok. İyi de yerini kimse bilmiyordu ki. Saatte mi çok para verildi? Evet. Benim babamın da vardı. Sattık ama hiç para etmedi. Aslında biz satmayacaktık ama Hüseyin sattırdı zorla. Hüseyin işte. Tek eli versinler anında satar vallahi. Ana, Emine çaldı. Bugün Hüseyin'in elindeki paralar da benim saatim paralarıydı. Hüseyin bu ne? Parayı değerlendiriyoruz abi. Altını da para yakaladık. Yakında paradan sıfırlar atılacak ya abi. O sıfırlar atılmadan en iyi şekilde değerlendirelim dedik. Bana üç kağıt ha? Saat çalınmış oğlum. Kimin çaldığını biliyorum. Çaktırma. Şş. Kim? Çete.
Emine Şükrü Hüseyin çetesi. Alo. Yine okuldan arıyorlar Haluk Bey. Gene mi? Bağlı. Alo. Teşekkür ederim. Buyurun. Bugün okula gelmedi mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Nereye gider ki bu çocuk? Ana! Sakın çeteye falan girmiş olmasın. Depresyonda. Oğlum çeteye girmiş. Evdeki kadın saati çalıyor.